Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamın aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Bomba gibi bir videoyla karşınızdayım dediysem, bomba gibi bir videoyla karşınızdayım değerli dostlar. Çünkü e, gerçekten bu videonun patlayacağını düşünüyorum. O yüzden şu an itibariyle beğeni tuşuna basın değerli dostlar. Takip etmeleriniz varsa takip etmeyi de unutmasınlar. Peki konumuz ne değerli dostlar? Konumuz düşenini kırıp artık yükseliş sanaryosu içerisine giren şirketlere bakacağız. Tabi biz sadece o şirketlere bakmayacağız değerli dostlar. Bazı rasyolara bakacağız. CCI değerine bakacağız. RSI değerine bakacağız. Bir de bir önceki hacmin ee, bir önceki hacimle kıyaslayacağız. Yüzde kaç oranda bir hacim artışı yapmış. Bu hacim artışı gelirken bir de hisse fiyatı yükselmiş mi yükselmemiş mi ona bakacağız. Biz de ona göre bir strateji ona göre bir alım fırsatı olabilir mi tarzında yorumlar yapacağız. Şimdi bu şekilde baktığımızda Uzerbi var. Sığ bir hissedir. Tabii ki olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama Armada'ya baktığımızda 18 milyondan 87 milyon seviyesine çıkmış. Ve yaklaşık bir önceki hacime göre %385 oranda bir hacim artışı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli seviyeler. Yani benim daha önceki teknik hedeflerime göre 80 TL bandına gidebilme ihtimali vardı değerli dostlar. Keza Yakup Ekenoğlu formasyon hedeflerinde de orada aynı şekilde arma da çıkmıştı. Bakacağız göreceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Al sat tut tavsiyesi zaten değildir arkadaşlar. CCI değerine baktığımızda 263 seviyesinde olduğunu RSI değerine baktığımızda 76 seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. Bu da bizim için önemli bir e, al sinyali olduğunu düşünüyoruz değerli dostlar. Şimdi e, burada Sayas'a baktığımızda değerli dostlar e, inanılmaz bir hacim artışı keza gerçekleşmiş. CCI değeri olumlu. RSI derecesi olumlu ve bir önceki hacim ortalamasına göre 281 oranında, %281 oranında bir hacim artışını görebiliyoruz. Burada Güler Yatırım Holding var, Savkar var, Seleç var, Emniş var, Gıda var, Merko var, Fonet var, Frigo var, taş var, Ritalbi var. Aynı şekilde 9 milyondan 20 milyon bandında gerçekleşti. Yani 9 milyardan 20 milyara çıktığını görebiliyoruz. Aynı şekilde hacim ortalamasına yüzdelik bazda baktığımızda %116 oranda bir hacim girişi gerçekleştiğini görebiliyoruz. Keza kerevitte de yani kervan gıdada da %110 oranında bir hacim artışı gerçekleştiğini görebiliyoruz. Bu da bizim için bir al sinyali olarak karşımıza çıkıyor. Burada Egup var, Akçansa var değerli dostlar. Akçansa da güzel bir şekilde hacim artışını görebiliyoruz bir önceki hacime göre. Şimdi böyle biraz ilerlediğimde açıkçası sı hisseler benim için çok da bir şey ifade etmiyor. 100 tavanda gitse çok sığ hisseler yani çok fazla bulaşmamak gerekiyor. Mesela Logo var değerli dostlar. Logoya baktığımızda e, hacim o ortalaması yüzdeli yüzde %44. Bu da güzel bir al sinyali öğretebilir. Tatgıda'ya baktığımızda Tatgıda da aynı şekilde güzel bir sinyal olduğunu görebiliyoruz. Aselsan'a baktığımızda Aselsan da aynı şekilde Ritalbi hem günlükte çıkmış hem haftalıkta çıktığını görebiliyoruz. Bu da bizim için bir al sinyalidir. Tekfen'e baktığımızda Tekfen de aynı şekilde gerçekleştiğini görebiliyoruz. Burada bizim var. Teknosa yine aynı şekilde günlükte çıktığını görebiliyoruz. Bir biraz aşağı doğru geldiğimizde RGO, reşes Gayrimenkul'e baktığımızda ciddi bir hacim artışı görebiliyor muyuz? Hayır, burada hacim düşüklüğü görebiliyoruz. O da artık yavaş yavaş bir düzeltme hareketine girebilme durumu söz konusu olabilir. O yüzden buradaki şirketler bence önemlidir. Saydığım şirketler önemlidir. Burada Intem'de aynı şekilde var. Yani böyle sı si hisseler istiyorsanız bakın arkadaşlar üzer bir yani yaklaşık %470 oranında bir hacim artışını gerçekleştiğini görebiliyoruz. bu ne olur ne biter bilmiyorum ama bu e, bak si hisseler bak mesela Sayas var, Güler Yatırım Holding, Safkar, Seleç, Emniş. Yani mesela ben olsam bu ilk 10 e, ya da ilk 15 e, Şirketlere bakarım. Çünkü bir de fiyatı da artması gerekiyor değerli dostlar. Fiyatı düşen şirketler demek ki e, ciddi anlamda bir e, hacim çıkışı gerçekleşmiş ki hacmi yükselmiş. O yüzden o tarz şirketlere bulaşmamak gerekiyor. E, mutlaka e, fiyatı yükselen şirketlere bakmak gerekiyor. E, bunlar bizim için önemli sinyallerdir. İşlerinden i̇şte beğendiğimiz tabii ki var arkadaşlar. İşte Aselsan'dır, Tatkı'dadır, Logo'dur. Bak burada Yunsal çıkmış merco var penguen gıda var armada var sodasan var değerli dostlar bak sodasan da aynı şekilde ciddi anlamda bir hacim girişi gerçekleştiğini görebiliyoruz kerevitte var değerli dostlar burada periyoda baktığımızda hatta böyle haftalığa bakalım değerli dostlar emniş tekfen ee, safkar ondan sonra Rice, sigorta bakalım evet o da yükselmiş kalkınma evet aselsan fatkıda, pengüen gıda yani bu tarz şirketler bizim için önemlidir. Burada e, hacimsel olarak baktığımızda, yüzdesel olarak baktığımızda değerli dostlar. Yani bu şekilde ekran görüntüsünü çekip e, bu şekilde takip alabilirsiniz değerli dostlar. Çünkü düşenini kırıp ve ciddi anlamda bir hacim girişi olan şirketlere baktığımızda inanılmaz bazı sı hisseler çıkıyor. Yani sı hisseler seviyorsanız mesela Emniş, e, Bas, e, ondan sonra yükselir ise belli bir seviyeden çıkılabilir. Armada keza ciddi anlamda bir formasyon hedefi var. Gerçekleşir, gerçekleşmez bilmiyorum. Sayas, Güler Yatırım oldu, Safkar. Bu şekilde bunların ekran görüntüsünü çekebilirsiniz. Bakın burada logo da var, Tatkıda da var, Aselsan da var. Değerli dostlar, bunlar sadece düşerini kırıp yükselmez potansiyeli yüksek olan şirketler olduğunu söyleyebiliriz değerli dostlar. Umarım e, faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.